Bizim açımızdan şu kabul edilemez arkadaşlar. Yani HDP bu memleketin çirkin ördek yavrusu falan değil. Yani 6 milyon insanın en az oyunu almış memleketin 3. siyasi partisi. Başkaları ne der diye siyaset yapılmaz. Eğer bu ülkeyi yönetmeye adaysanız bizim ittifakımız, ittifak adına kim giderse gitsin görüşmeye. O ittifakın içerisinde HDP de var, TİP de var, EMEP de var, Sosyalist Meclisler Federasyonu da var, EYP de var, TÖP de var. Herkes adına gider. Dolayısıyla hani arkadan dolaşmayı gerektirecek bir şey yok. Mevzu açık, memleketin önünde bir problem var. Siz bunu çözmeye dair ciddiyet taşıyor musunuz? Bizim sorumuz bu. Siz bu memleketin sorunlarını çözecek bir ciddiyetli yaklaşıma sahip misiniz? Bunu ortaya koyacak bir cesarete sahip misiniz? Yani bu olmadıktan sonra HDP gitmemiş, TİP gitmiş, bunun büyük mü yok ki? Dolayısıyla o AKP'nin çizdiği sınırların dışına taşmaya cesaret edecekler mi, etmeyecekler mi? Sadece bu başlık için söylemiyorum. Bizim açımızdan ölçütlerden bir tanesi budur. AKP'nin sınırları, mesela anayasa değişikliği teklifi de bizim açımızdan böyle değerlendirilecek. Yani oyunu AKP çizecek, ondan sonra biz acaba el alem ne der diye siyaset yapacağız. Biz bunu kabul etmiyoruz. İlkelerinizi koyarsınız, doğrularınızı koyarsınız, buna göre bir hat çizersiniz. Emek ve Özgürlük İttifakı şu anda mevcut diğer iki ittifaktan esas olarak bir noktada farklılaşıyor bence. O da şu, biz ittifak ilan edildiği gün şöyle bir cümle kurmuştuk. Biz sadece bir seçim ittifakı oluşturmuyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı esas olarak bir mücadele ittifakıdır. Dolayısıyla seçimler öncesi süreç bizim için önemlidir. Sandık kurulduğu güne kadar olan süreç önemlidir. Sandıkta ortaklaşma çabamız olacak doğal olarak. Ama seçim sonrası Türkiye'de de Emek ve Özgürlük İttifakı'na ihtiyaç olduğunu tespit ediyoruz ve bununla başlıyoruz demiştik. Şimdi bunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağımız ortak tavır, sadece genel seçimlerde alacağımız ortak tavır ile sınırlandırılamaz. Daha geniş bir perspektife sahibiz. Daha geniş bir ihtiyaca yanıt vermeye çalışıyoruz. Bu birincisi. İkincisi, geçtiğimiz Perşembe günü Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tüm bileşenlerinin genel başkanları, eş başkanları, parti sözcüleri, eş sözcüleri bir toplantı gerçekleştirdik. Emek ve Özgürlük İttifakı 24 saat toplantı halinde olan bir koordinasyon ile yürütülüyor. Bütün partilerin temsilcilerinden oluşan sürekli toplantı halinde olan bir koordinasyonu var. Bunun dışında ihtiyaç hasıl olduğunda genel başkanlar, eş başkanlar düzeyinde yan yana gelişler oluyor. Şimdi o toplantımızın birkaç gündemi vardı. Bir tanesi mevcut durum ve Emek Özgürlük İttifakı'nın ne yapacağı üzerine bir tartışma yürüttük. Burada bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kuruluşunun yarattığı heyecan önemliydi. Bunu geliştirmemiz gerekir. Bunu daha etkin kılmak gerekir. Hele seçime doğru yaklaşıp siyasi atmosfer ısındıkça Emek ve Özgürlük İttifakı'nın daha fazla yan yana gelmesi, daha fazla yan yana görünmesi, daha fazla yan yana iş yapması gerekir dedik. Bu vesileyle söyleyeyim, bunun ilk örneği olacak. 15 Ocak Pazar günü Kartal'da Emek ve Özgürlük İttifakı bir miting gerçekleştiriyor. Bu belki de kuruluştan sonra yaptığımız halk toplantılarını bir kuruluş süreci olarak değerlendirirsek Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ilk mitingidir ve bizim açımızdan son derece önemlidir. Yani önümüzdeki sürece ilişkin Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sahaya çıktığını 15 Ocak itibariyle söyleyebilirim. Esas olarak toplantıda bunu konuştuk. Bununla beraber bir ilk adım olarak seçimlere ilişkin yaklaşımımızda da ortaklaşabilir miyiz? Masanın gündemlerinden bir tanesi bu oldu. Ve doğal olarak ilk toplantıda her siyasi hareket, her siyasi parti kendi yaklaşımını ortaya koydu. Birbirimizi basın üzerinden, birbirimizi başka yerlerde yaptığımız konuşmalar, değerlendirmeler üzerinden değil, yüz yüze dinlemek, görüşlerimizi yüz yüze paylaşmak önemli olur dedik ve bunun için bunu gündem yaptık. O değerlendirmelerin ürünü de Cuma günü basınla paylaştığımız bir açıklamada var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere dönük de bir değerlendirme yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızı çıkartma ihtimalini de gözettiğimizi ama ağırlığın, eğilimimizin ortak adaydan yana olduğunu söyledik.
Bu masada ortaklaştığımız görüştür. Tam olarak böyle yazıldı metinde. Şimdi daha sonraki gelişmeler bizim açımızdan meşrudur. Her siyasi parti o ortaklığı temel alan biçimde kendi hazırlıklarını, kendi tercihlerini kamuoyuyla da paylaşabilir. Yani bizim ittifakımızda şöyle bir şey yok. Net olarak bütün ayrıntılarıyla bağlanmamış bir konuda çeşitli eğilimlerin kendisini ifade etmesi doğrudur. Aynı şey Türkiye İşçi Partisi için de geçerlidir. Emek Partisi için de geçerlidir. Sosyalist Meclisler Federasyonu için de geçerlidir. Bütün siyasi özneler burada kendi görüşlerini de kamuoyuyla paylaşma hakkına sahiptir. Yani gizli saklı tutalım, önce ortaklaşalım, ortaklaştıktan sonra açıklayalım gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Dolayısıyla HDP'li arkadaşlar, işte Kars'ta sanıyorum kongrede, Pergün Hanım bir açıklama yaptı. Ben açıklamayı gördükten sonra arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Bizim yorumumuz şu, ortada bir cümle var. Halkı çaresiz bırakmamak üzere ortak adaydan yana bir ağırlık oluşturan bir görüşümüz var. Şimdi Pervin Hanım cümlenin ikinci bölümünün altını çizmiş. Yapılan açıklamayı bizim değerlendirmemiz budur. Ben de aynı görüşü paylaşıyorum. Doğru olan ortak adaydır ama arkadaşlar seçime sayılı günler kala henüz bir görüşme yapılmamışken, henüz bize bir aday önerilmemişken, kamuoyuna bir aday önerilmemişken ve daha önce en açıklayıcı örnek olduğu için kullanıyorum, Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir örnek önümüzde duruyorken bizim tümüyle bekleyiş içerisinde olmamız, olası bir kötü senaryoda çaresiz kalmamız da kabul edilebilir bir şey değildir. Yaklaşımımız bu ama ne zaman Emek ve Özgürlük İttifakı bunu konuşacak? Mitingden sonraki hafta için randevumuz var. Emek ve Özgürlük İttifakı bütün bileşenleriyle genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda yaklaşımlarımızı ortaklaştırabilecek miyiz? Bir ortak karar çıkartabilecek miyiz diye konuşmayı karar altına almış durumda. Ya bu şu anlama gelmiyor. Yani biz geçen toplantıda konuştuk ve bu konu bir daha konuşulmayacak değil. Ortaklaşabildiğimiz noktalar var. Birbirimizin değerlendirmeleri ayrıntılı biçimde dinledik, öğrendik. Doğal olarak hepimiz kendi kurullarımıza, kendi partilerimize döneceğiz. Bunları mümkün olan en ileri noktada ortaklaştırmaya çaba sarf edeceğiz. Bizim çabamız bu olacak. Bizim çabamız Emek ve Özgürlük İttifakı'nı mümkün olan en ileri noktada ortaklaştırmak olacak. Emek ve Özgürlük İttifakı bir ortaklık sağladığında da tüm toplumsal muhalefeti bir ortak aday etrafında ortaklaştırmak isteriz. Rezerv koyduğunuz bir isim var mı? Hiçbir isim konuşmadık. Kesinlikle. Hiç, bakın bizim toplantımızda konuşulan hiçbir isim yoktur. Bizim Perşembe günü yaptığımız toplantıda konuşulan bir isim yok. Burada özel olarak Türkiye İşçi Partisi'ne dair de şunu söyleyeyim. Biz de isim tartışması yapmıyoruz. Neden yapmadığımızı da en popüler adaylar üzerinden açıklıyorum arkadaşlar. Diyorum ki Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkarsa bizim ona dair bir yaklaşımımız olur. Ama Kemal Bey altılı masanın belirlediği bir mutabakatın adayı olarak çıkarsa ona ilişkin başka bir yaklaşımımız olur. Yani hangi programla karşımıza geleceğini görmek istiyoruz. Yani çok tartışıldığı için sadece bir örnek söyleyeceğim. Kemal Bey İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor değil mi? Bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesi, mor çizgisi kadın arkadaşlarımız. Şimdi eğer İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu soruyorsanız bir yaklaşım geliştirin. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin etrafından dolaşan bir çerçevenin adayı olarak gelirse başka bir şey söylerim. O yüzden şu aşamada isimler üzerine bir değerlendirme yapmıyoruz.